Gündem Özel Programı Şehir Başlıklı Konulu programa hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Hepimizin yakından tanıdığı Melik Gazi Belediyesi Başkanımız Sayın Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? <laughs> Hamdolsun. İyi siz de iyisiniz. Hamdolsun. Teşekkür ederiz. Biz tamam, de tüm iyiyiz. Tüm seyircilerimize de ben e, iyi günler diliyorum. Umarım güzel bir söyleşi olur kendilerine. Mutlaka. Bazı bilgiler aktarmış oluruz. E, nitelikli insanlarla bir arada bulunmak söz olmasa bile e, bluetooth diye bir tek, teknoloji var ya hani bir etkileşim söz konusu olur. Evet. Dolayısıyla çağın ihtiyacı var nitelik, bilgi birikim, bilinç sahibi insanlara. Biz de bu programın e, bu şekilde olacağını ve bir büyük bir keyifle izlenileceğini düşünüyoruz. İnşallah. Bu anını teşekkür ediyorum. Tamam. Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu kimdir? Ben bu konuda bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle sizin CV'nizi okuduğumuzda karşımıza şu portre çıkıyor. Bir bilim insanı olarak Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu. Bence bu uyundan çok yakışacak size. Ki CV'nizdeki hayat serüveninize, yolculuğunuza baktığımızda tüm bunları görüyoruz. Sürekli koşturan, öğrenen, öğreten Adeta yorulmayı kendisine yasak kılan bir insanla karşı karşıyayız. İzleyicilerimiz bu sözlerimi eğer değerlendirmek istiyor olasa, Sayın Başkan'ın seviyesine bu anlamda bakabilirler. 1970 yılıyla dünya'ya tanışıyorsunuz ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü bitiriyorsunuz ki burası önemlidir sömürgeci güçler dünya haritasını e, çizerlerken Afrika'yı hep aşağı getirmişlerdir. Evet. Afrika alttadır. Kendileri hep üsttedir. Haritayla bile bir e, şey mesaj bu anlamda vermekteler. Ve 1997-2002 yılları arasında Amerika'da bulunuyorsunuz. University of Maine'de doktor eğitimi alıyorsunuz. E, dünyayı yöneten bir merkezde doktor eğitimini almak e, bence nitelikli bir insanın hayata bakışını derinden etkileyecek bir boyut bu anlamı taşıyor. Ve Uluslararası Ofis e, AB Projeler Koordinatörü olarak görev yapıyorsunuz. Da ben atlayarak geçiyorum. Erasmus öğretim üyesi değişimi programı kapsamında İsveç'te bir üniversitede ders e, veriyorsunuz ve toplam akademik anlamda hakemli dergilerde 29 e, bir makaleniz, yayınınız bu anlamda yayınlanıyor. 6 adet uluslararası, e, ulusal ve uluslararası projede görev yapıyor ve üç adet lisansüstü çalışmayı yönetiyor. Evet bu ciddi bir e, birikimi, bilgiyi beraberine getiren bir şeydir. Ve yetmeyi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın genel sekreterliği görevini bu anlamda Sayın Mustafa Palancıoğlu alıyor. Ve uzmanlık alanı burası önemli. Ayrıca altını çiziyorum. Yerel kalkınma, şehir planlama, kent bilgi sistemleri, uydu konum belirleme sistemleri, gayrimenkul yönetimi, Kentsel dönüşüm bugün Türkiye'nin ya da gelişmekte olan ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanları. Evet. Dolayısıyla ben sizin bir Kayserili olarak Kayseri'de bulunmanızın Kayseri adına bir şans olduğunu düşünüyorum bu konuda. Aslında orada bir parantez içerisinde evet, açıklama yapmamız lazım. Şimdi doçent doktor, yeni olduk. 2023'te öncesinde doktor Mustafa Balancıoğlu diye yardım doçenttim. Evet. Öyle geçiyordu. Beni tıp doktoru zannedenler oluyordu. Hı. Ama bize onu aşmak için tıp doktoru olmadığımı söylemek için Evet. şehirciliğin doktoru diye arkadaşlar bana hitap ediyordu. Dolayısıyla şehirle alakalı harita ile planlama alakalı konularda uzmanlık alanım var. Yani harita mühendisiyim ve bu konuda yüksek lisans doktora yaptığım için özellikle onu vurgulamak istiyorum çünkü hakikaten şehirlerimizin sorunu çok fazla. Bu konuda uzman yetişmiş kişilerin çalışması şehre çok büyük katkı sunuyor. O yüzden de ben belediye başkanlığında çok güzel. sevdiğim bir <laughs> konu olan uzmanlık alanında çalıştığım evet. için çok güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz. Çok güzel. Şehir doktoru unvanı çok güzel. Çünkü şehir iyi olunca, nitelikli olunca tıp doktorlarında iş kalmayacak. İnşallah. Bunu, bundan hareketle bunu önemsiyoruz. Ve e, 2014 yılında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde ülkemizi temsil etmeniz ve oradaki üstlendiğiniz rol çok önemli. Arzu ederseniz ondan bahsedebilirsiniz. Evet tam 10 yıldır evet. Cumhurbaşkanımızın atamasıyla Avrupa Konseyi'nde ülkemizi temsil ediyorum. 18 kişilik bir ulusal heyet var. Bu heyette AK Parti'den, CHP'den, MHP'den ve diğer partilerden temsilciler oy almış oldukları Türkiye'deki yerel seçimlerdeki oy oranlarına göre Avrupa Birliği'ne bildiriliyor. Dolayısıyla burada 8 tane AK Partili belediye başkanından bir tanesi olarak Cumhurbaşkanımızın bizi görevlendirmesiyle birlikte tam 10 evet. senedir Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ediyoruz. Çok Aralık ayında da ilk defa Kayseri'de Avrupa Birliği'nin bir ayağını, bir toplantısını burada gerçekleştirdik. Türkiye raportörleri buradaydı. Dolayısıyla e, Avrupa'da sesimizi gür bir şekilde çıkartmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Bu da e, yerel yönetimler açısından evet. önemli. Çünkü Avrupa Konseyi'nde yerel ve bölgesel yönetimlerde 47 ülkeyi temsil ediliyor. E, 350 üyeyle. biz de onlardan o üyelerden bir tanesiyiz. 47 ülkeden e, 350 üyeden birisi olarak ülkemizi evet. temsil ediyoruz. Bu bizim için hem ülke adına hem Kayseri adına özelde büyük bir şans olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü e, yani küresel anlamda bir şehirciliğin ne olduğunu küresel boyuttan bakarak e, gerçekleştirecek bir e, insanla birlikte olmak ve bu şehirde yaşamak şüphesiz ki güzel bir şeydir. Evet e, AK Parti'nin Talas Belediyesi başkanlığını yaptınız ve sonra Melik Gazi Belediyesi başkanlığı halen yürütüyorsunuz ve yeni bir seçimle karşı karşıyayız. Cumhur İttifakımızın evet, adayı olarak. Cumhur İttifakı'nın e, adayı evet. olarak bu yolunuzda inşallah başarılar i̇nşallah, diliyoruz. Sen. Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Tamam. Nüfusu 1 milyon 62 bin olan bir ilçe yönetiyorsunuz. Nüfusumuz 585 bin. Öyle mi? Ha orada. Peki, herhalde. o zaman Melih Gazi Bey nüfus olarak kalmış. mı? 585 ama, bin Kayseri'nin en kalabalık ilçesi. Peki, evet. Türkiye açısından baktığımızda en kalabalık 18. ilçemiz. 18. bir ilçe. Yani bu nüfus birçok <laughs> ilden daha fazla, değil mi Türkiye'de 40 ilden böylesi daha fazla. bir boyutumuz var. Doğru. Evet. Burada ben e, nitelikli insan bilgi birikim bilinç çerçevesinde hayata bakan insandır. <laughs> e, köleler de yer. Yönetenler de, efendiler de yer. Fakat köleler okumaz. Efendiler, yönetenler okur. Bilgi güçtür ve bunu elde tutan insanlar ya da ülkeler yönetirler. Bu Gerçekle hepimiz bu anlamda karşı karşıyayız. Bu çerçeve içerisinde sizin, tabii takip ediyoruz, şöyle bir şeyiniz var. Türkiye yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projelerimiz yer alıyor diyorsunuz. Ve bu çerçevede Kitabı, kütüphaneyi mahalleye, insanımızın ayağını götürme diye bir e, röportajınız var. Evet. Ondan seçtim aldım. Kütüphaneler noktasında ne yapıyoruz? Melik Gazi'de kaç kütüphanemiz var? Akıllı kütüphanemiz nedir bu çerçevede? Hı hı. E, bir Avrupa ile ya da Amerika ile kıyaslayacak olursak bu noktada, sizin bu süreç içerisinde şehrimize kattığınız kütüphane değeri, Nelerdir? Evet. Buradan devam edelim. Teşekkür ederim Furkan Bey. Özellikle evet. kütüphane konusunda bir yanlış algılama var aslında. Kütüphane dediğimizde aslında isminle ismiyle müsemma olarak evet. kitaplardan oluşan insanların kitap okumak için veya işte satın alamadığı, bulamadığı nadir kitapları elde etmek, okumak için gittikleri yerler. Şimdi aslında bizim milli kütüphanemiz var Ankara'da evet. ve Türkiye'de basılan kitapların SBN numaraları var. Hepsinin bir numarası var. Bu numarayla Türkiye'de basılan tüm kitapların orada birer ikişer nüshaları bulunuyor. Aynı şekilde Amerika'da Library of Congress var. Library of Congress de bizim milli kütüphanemiz gibi Amerika'nın hmm. milli kütüphanesi. Burası da dünyada basılan kitapların hmm. tamamının iki nüsha bulunduğu bir kütüphane. Dolayısıyla mesela Türkiye'de yasaklanan kitaplar var. Geçmişte evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Basıldıktan sonra e, yasaklanan kitapların hepsi hemen hemen Library of Congress'te var. Yani Türkiye'de bulamadığınız kitapları orada bulabiliyorsunuz. Bunu sizin evet. için söylüyorum. Aslında Avrupa e, gelişmiş medeniyetler baktığımız zaman büyük kütüphanelere, çok kapsamlı kütüphanelere sahipler hatta ve hatta Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte veya diğer büyük imparatorlukların yıkılmasıyla birlikte el yazması veya nadir eserlerin, kitapların birçoğu da Avrupa'daki, Amerika'daki kütüphanelere kaçırılmış, götürülmüş. Dolayısıyla evet. kütüphane aslında özellikle el yazması kitaplara baktığımızda bizim ee, bir tarihi eserimiz, kalemimiz işte e, metresemiz e, çeşmemiz neyse tarihi eserler evet, 100-200-300-500 evet. senelik yazma eserler, kitaplar da aslında bizim e, tarihimizi kültürümüzü yansıtan eserler bu nedenle özellikle yazma eserlere kitaplara son derece önem vermemiz lazım. Bizim biliyorsunuz Melikgazi'de Gazi'de evet. e, cami kemirimizin hemen önünde Raşit Efendi kütüphanesi evet. var. Zannediyorum orada 300 civarında yazma Hı -hı. eser de var Bunlar önemli değerler. Ee, ama şu anda kütüphanelerimizin çoğu maalesef dershane formatında kullanılıyor. Yani öğrencilerimiz evet. e, evde çalışamıyor ne kadar ortamı uygun olsa da Ferdi tek başına çalışmayı arzu etmiyor. Konsantre olamıyorum diyor. Dolayısıyla bizim kütüphane ismini verdiğimiz aslında dershane olarak çalışan yerlerde gidiyorlar. Arkadaşlarıyla üç aşağı iki arkadaş 5 arkadaş Orada sabah giriyorlar, akşama kadar oradalar. Evet. Dolayısıyla biraz daha kendilerini yetiştirmeye çalışma ile ilgili zaman geçiriyorlar. Ama bu arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin içerisinde kütüphanelerimizde bulunan kitaplardan istifade eden, romandan, tarihten istifade eden, onları okuyan arkadaşlarımız da var. Tabii kütüphane konusu ne zaman önem kazanır? Yani dershaneden aslında kütüphaneye Geçişi nasıl sağlarız konusu son derece önemli. Ee, biz eğer e, anaokulundan başlayarak kitap okuma alışkanlığını, kitap sevgisini gençlerimize verirsek o zaman kütüphaneler evet. e, gerçek kütüphane formatına gelecektir. Sayılar daha da çok artacaktır. Burada da aslında e, çocuk yetiştirirken aslında okumayı yazmayı bilmeyen 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşındaki çocuklarımıza dahi ben buradan ebeveynlere e, telkinde bulunuyorum, tavsiyede bulunuyorum. Mutlaka ve mutlaka renkli olsun, kuşek yağda olsun, e, içerisinde birçok e, görseller olsun çocukların dikkatini çekecek, e, çocuğa şirin görünecek. Onlar okuyamasa dahi ellerinde kitap bulunsun, onu çevirmeyi öğrensinler, sahiplenmeyi öğrensinler ki kitap sevgisini. Okuma sevgisini alsınlar. Maalesef bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda e, kitap okuma alışkanlığı çevremizde kimse de olmadığı için bizde kitap sevgisi o zamanlar yoktu. Sonradan evet. e, kazanmaya başladık. Dolayısıyla e, bizim buradaki yaşayış tarzımız, ailelerin son derece önemli. Okuyan, bilen e, kişilerin e, hayata tutunuşu, hayatta başarılı olması hitabeti. Ee, geldiği makamlar, konumlarla okumayı sevmeyen, okumayan kişiler çok fark ediyor. Dolayısıyla eğer biz gençlerimizin, çocuklarımızın iyi bir noktaya gelmesini, başarılı olmasını istiyorsak çok küçük yaştan itibaren o kitap sevgisini verelim. Kitap sevgisi olunca zaten e, kitap kurdu haline geliyorlar ve kendilerine çok daha nitelikli, liyakatlı bir seviye seviyeye getirme imkanları oluyor. Evet. Tabii Bizim buradaki amacımız şuydu. Benim doktora yaptığım üniversitede tam 11 kütüphane vardı. 11 kütüphane. 11 kütüphane vardı. 5 tanesi de 24 saat açıktı. Mühendislik Fakültesi'nin kütüphanesi 365 gün full açık olan bir kütüphaneydi. Ben ilk yurt dışına gittiğimde ondan şaşırmıştım. Demiştim ki bizim de üniversitelerimizin içerisinde 24 saat açık kütüphaneler olması lazım. Ve konuya özel kütüphaneler olması lazım. Yani sosyal bilimlerle ilgili ayrı, fen bilimleriyle ilgili hmm. ayrı, mühendislikle ilgili, tıpla ilgili, teknolojiyle ilgili, farklı alanlarla ilgili farklı kütüphanelerin olması son derece önemli. Bundan dolayı da aslında 7-24 kütüphanelerin açılması lazım. Ama nereye açılması lazım? Biz bazen bu işin reklamını yapmak isteyenler evet. dışarıya açıyorlar. Hmm. Üniversitenin içine değil. Şimdi Melik Gazi bölgesinde şehrin merkezine 7-24 kütüphane açsak veya Melik Gazi'nin herhangi bir köşesine 7-24 kütüphane açsak çalışır mı? Çalışmaz. çalışmaz. Niye çalışmaz? Oradaki vatandaşların çoğu konut alanında veya ticaret alanlarında bulundukları için üniversite, lise konusu açık olmadığı için gece kütüphanelerinde çalışacağını düşünmüyorum ben. Ama yurt dışında aslında üniversiteler bizdeki gibi de değil. Üniversiteler gecede açık. Nasıl açık? Ben diyelim ki yüksek lisans yapıyorum, doktora yapıyorum veya lisans öğrencisiyim. Üniversitelerin kapısı hiç kilitlenmez. Size belli yerlere giriş izni verilir. Diyelim ki mühendislikte uh -huh. e, belli bilgisayar laboratuvarlarına, araştırma laboratuvarı var, dershaneler var. Oralarda çalışmak istiyorsunuz. Oraların kapılarına şifresi verilir. Herkes kişiye özel. Siz o şifreyle girersiniz, bilgisayarınız bellidir, bilgisayarın da şifresi vardır, orada çalışırsınız. Bundan dolayı biz de üniversiteye baktığınız zaman gece 12'den sonra sabaha kadar zannederim öğrenci hiç yok. Evet. Bugün üniversitesine Üniversitesi'nde, evet. diğer evet. üniversitelerde, ama yurt dışı öyle değil. Hmm. Yurt dışında kampüs hareketlidir, canlıdır, ee, aynı zamanda da kütüphanelerin bir kısmı açıktır. Dolayısıyla çocuklar e, yurtta, üniversitenin içinde olduğu için çoğu, yurtta uykusu tutmadı veya işte gece çalışma adeti olanlar var, alışkanlıkları olanlar var. Gece çalışmak istedi. Gece onunla gider. Sabah 3'e 4'e kadar çalışır. Üniversitenin içi olduğu için güvenlidir. Evet, ee, evet, evet. Daha sonrasında isterse printer'dan çıktı alır, fotokopi makinesinden fotokopisini çeker, bisikletine biner, tekrar yurduna gider. Biraz dinlenir. 2-3 saat dinlendikten sonra tekrar gelir çalışır. Dolayısıyla üniversitenin içerisinde olmasından dolayı yemesi, yatması, ders çalışması, işte laboratuara girip gerekli işini yapması, e-mail göndermesi hepsi mümkün olduğu için yurt dışındaki birçok üniversite canlıdır, evet. hareketlidir. Evet. İnşallah bizim burada da bunu sağlarsak 7-24 kütüphanelerin üniversite içerisinde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Bu konuda sizin yani küresel bir tecrübeden hareketle Velik Gazi bölgesinde ortaya koyduğunuz kütüphane çalışmaları ki sayısı 15'i buluyor. Bu evet. önemli bir rakam. Özellikle bu deprem zamanında asrın felaketi zamanında Kayseri'ye gelen, ilimize gelen bu depremzedelerle konuştuğumuzda Kayseri'nin öne çıkan Melik Gazi bölgesinde öne çıkan en önemli evet. yerlerden birisinin kütüphane olduğunu bana söylemişlerdi. Doğru. Bunu sizle ben paylaşmak gerçekten istiyorum. gerçekten çok nezi. Evet. Bir de ben bu dönemde özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Melik Gazi'de yapmaya çalıştığımız şey mahalle kültürünü tekrar canlandırmak. Evet. Yani artık arabaya binip şehir merkezine kütüphane için gelmek, okul için gelmek, sağlık ocağı için gelmek yerine mahallenin içerisinde küçük okullar, Evet. 8 derslikli, 10 derslikli, 12 derslikli veya e, yine mahallenin içerisinde küçük bir sağlık ocağı, 3-4 hekimlik, 2 hekimlik, aynı şekilde kütüphane. Bunlar olduğu zaman şehrin değişik bölgelerinden, farklı mahallelerden, şehrin içerisinde hareket bir miktar durur. Yani arabanızla buraya gelmenize gerek kalmaz, otobüse binmenize gerek kalmaz, tramvaya binmenize gerek kalmaz. Bu da neyi sağlar? Bir, ulaşım maliyeti cebinize kalır, para harcamazsınız. İkincisi bir saat gil bir saat gel, iki saat zaman tasarrufu sağlarsınız. Üçüncüsü ailenizin bulunduğu mekanda, mahallede olduğunuz için eve gidip gelmesi kolaydır. Evet. Namaza gidebilirsiniz, evet. yemek yemeye gidebilirsiniz, biraz dinlenmeye gidebilirsiniz. Hepsinden önemlisi de güvenlik sorunu olmaz. Evet. Çünkü mahalle içerisinde olduğunuz için, e, diyelim ki ortaokulda, lisede bir evladınız var. Şehir merkezine gönderdiğinizde aklınız oraya takılabilir. Acaba dışarıda mı, kütüphaneye girebildi mi? nasıl oldu, nasıl bitti, çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edemezsiniz. Ama mahallede olduğu zaman bu imkanların hepsi oluyor. Dolayısıyla biz mahallelerimize elimizden geldiğince kütüphane kazandırıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu konuda e, Talas'ın yani belediye başkanı olduğunuz zaman dilimi içerisinde ki o seçim çalışmalarınızda sözlerinizden birini çok iyi hatırlıyorum. 7-24 kütüphane açık kütüphane sözleriniz vardı. Ve küçük Ali'de bu kentsel dönüşüm ortaya koyduğunuzdaki oradaki bir cümlenizde de mahalle kültürünü yerleştirmek istiyoruz diye altını çizerek belirtmiştiniz. Bunları kamuoyunun dikkate alması, müteahhitlerimizin dikkate alması, muhtarlarımızın dikkate alması ve bu çerçevede sizin altını çizdiğiniz çerçevede bir mahalle kültürünün ya da mahallenin oluşturulması şüphesiz önemlidir. Burada bazı olumsuz propagandalara izin vermeme adına şunu söylemek istiyorum. Hani Nelikazi Belediyesi sizin şahsınızda daha çok cami mi yapıyor yoksa okul mu yapıyor gibi bir takım böyle şeyler var. Biz sizin verilerinize baktığımız zaman bu çerçevede aslında... Ee, sağlıklı bir insan cami ile okulu yarıştırmaz. Çünkü caminin yeri ayrıdır, okulun yeri ayrıdır. Evet. Dolayısıyla ama ne yazık ki böyle art niyetli insanlar diyeceğim ben. Fakat onların da aydınlanması lazım. Bizim insanımız. Ee, şunu altın çizmek lazım. Dengeli bir ihtiyaç çerçevesinde bir çalışma ortaya koyduğunuzu Hı. ve e, okul olayını 21'e yakın okul 18'e yakında bir ibadet alanı oluşturduğunuzu ve altın çizerek butik e, şekildeki bu tespit çok önemli. Evet. Burada şunu evet. uygulamak istiyorum. Şimdi biz e, aynı evin bütçesi olduğu gibi belediyelerinde bir bütçesi var. Yani. Bizim bütçelerimizin en büyük kısmı merkezi hükümetten gelen, Ankara'dan gelen vergi gelirleri ki bizim bütçemizin yüzde kırkı civarını temsil ediyor. Yüzde altmışı kendi gelirlerimiz. Nedir bu gelirler? Emlak vergisi, bağışlar, kiralamalar, arsa üretip sattığımız zaman gelen gelirler olmak üzere. Dolayısıyla bizim de bütçemiz belli olduğu için biz rastgele bu bütçeyi kullanamayız. Bu kullandığımız bütçenin zaten bir kısmı maaşlara gidiyor. Rutin giderlerimiz var. Ee, ama bunun haricindeki %50'nin üzerindeki bir kısmını biz yatırıma çeviriyoruz. Türkiye'de en çok yatırım yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Ee, evet. Dolayısıyla bu yatırımı da yaparken biz mahalle mahalle ihtiyaç listesi yaptık. Bakın Furkan Bey biz Talas'tayken ben buraya Gazi'ye o zaman adayken bütün muhtarlarımızı Talas'a çağırdım. Evet. evet. Onlarla toplantılar yaptık. Hangi mahallenin neye ihtiyacı var? Talepleri nedir diye. Daha sonrasında seçim döneminde Melikgazi Belediyesi'ndeki bir arşivimiz var. Taleplerle ilgili kimler hangi şikayette bulunmuş, sorunlar nedir, ihtiyaçlar ve talepler nedir onları çıkarttık. Belediye başkanı olur olmaz hemen yeni muhtarlarla, mahalle başkanlarıyla, ilgililerle, vatandaşlarla toplantılar yaparak ihtiyaçları tek tek tespit ettik. Yani biz nerede okul ihtiyacı var, nerede cami ihtiyacı var, nerede sağlık ocağı ihtiyacı var, nerede park ihtiyacı var, nerede yolla ilgili sorun var? Bunların hepsini listeledik ve bütçemizi en acil olan ihtiyaçlardan başlayarak kullanmaya başladık. Biz aslında bütçemizi okul yaparak, sağlık ocağı yaparak e, cami yaparak e, harcamayabilirdik. Ama evet. bu sefer vatandaş mağdur olurdu. Hı hı. Çünkü Ankara'dan bütün yatırımların gelmesini beklersek bu hızlı olmuyor. 2-3 sene, 4 sene, 5 sene süren yatırımlar oluyor. Dolayısıyla biz Melik Gazi'de, nerede, ne bölgede, hangi ihtiyaç varsa ona yoğunlaştık. En çok ihtiyaç okulda olduğu için okula yoğunlaştık. Sağlık ocağındaki şu anda ihtiyacı bitirdik. 15 tane sağlık ocağı yaptık elhamdülillah. Dolayısıyla ee, biz rastgele e, plansız evet. bir yatırım yapan belediye değil, analiz yaparak, fizibilite yaparak, oradaki ihtiyacı tespit ederek, imarı e, bize ait olan arsalara planlayarak, e, hayırseverlerle birlikte bir kısmını hayırseverler, bir kısmını biz yatırım yaparak o ihtiyaçları karşılıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Çünkü vatandaşımız diyor ki, ya kardeşim benim okul var çocuğumu gönderecek okul olmadıktan sonra bana sosyal tesis yapmışın anlamı yok. Doğru. Veya benim çocuğumun parka ihtiyacı var. E şu, şu çocuk 2 yaşında 3 yaşında. Sen bana 5 tane sonra yapsan benim ihtiyacımı görmez. Çünkü çocuk büyüyecek. Dolayısıyla hemen yapma lazım diyor. Biz mesela korona döneminde en çok Türkiye'de rekor park yapan belediyeyiz. Evet. 80 günde 80 park yaptık. Takip ettik. 400 bin evet. metrekareydi. Şu anda 5 senede yaptığımız park sayısı 270. Toplam metrekare olarak da 3 milyon metrekare alanda park yaptık. Dolayısıyla bu da bir rekordur. Bunun gibi 600 kilometre yol yaptık. Bu da bir rekordur. Yani elhamdülillah yaptığımız yatırımlara baktığımızda Melik Gazi'nin almış olduğu hizmet Türkiye'de en çok hizmet alan belediye statüsüne burayı evet. getirmiş oluyor. Bu parklara kent parkları ben psikoterapi alanları olarak yeşille ilişki kurmak ki yeşil renk insanın ruhuna sürür verir, mutluluk, güzellik dokunur daha doğrusu. Evet. Ağaç, yeşil, kuş, su tüm bunlar şehrin gürültüsünden bunalmış, makineleşmiş olan insanın kendisini sorgulayacağı, düşünebileceği, rahat edebileceği, dinlenebileceği alanları oluşturuyor. Kent parkları bu çerçevede dolayısıyla önem arz diyor. Fakat burada bu yapılan yatırımların korunması noktasında, kent parklayan parkların, yeşil alanların korunması noktasında sorun evet. yaşıyor muyuz? Sadece orada değil, birçok alanda sorun yaşıyoruz. Evet. Onu da buradan sizin vasıtanızla tüm hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Kamu çok büyük yatırımlar yapıyor, harcamalar evet. yapıyor. Biz belediyeler olarak yollar yapıyoruz, kaldırımlar yapıyoruz parklar, oyun grupları, birçok yatırım, sosyal tesisler yapıyoruz. Tabii buradaki maalesef bir kesim vatandaşımız var ki bu yatırımları maalesef tahrip edebiliyor. Yani bizim yaptığımız parkta kamelya da mangal yapanlar kamelyaya yakabiliyor veya bankı söküp götürüp kendi bahçesine koyabiliyor. Oyun grubunda aslında oynaması gereken yaş grubu belli iken Akşam bir bakıyoruz çok ağır çok kilolu belli bir yaşın üzerinde kişiler o salıncağı öbürüne falan derken bir bakıyoruz kırılmış bozulmuş. Ee, aynı zamanda tartan yürüyüş pistleri yapıyoruz biliyorsunuz evet. çok pahalı evet. bunlar. E bir bakıyoruz bıçakla kesilmiş veya işte bisikletle motorla pati çekilirken drift atılırken orası yırtılmış. Oradan biz zaten su girdi miydi evet. yama halinde bunlar çok çabuk eskimiş oluyor. Dolayısıyla bizim vatandaşlardan eee tek ricamız kamunun mallarına kimseye zarar vermemek. Aynı zamanda çöp konusuna da buradan değinmek istiyorum. Sadece Melikgazi Belediyesi açısından değil. Evet. Tüm Türkiye'deki bütün belediyelerin en büyük 3 4 gideri hangisi derseniz bunların içerisinde hangisi giriyor biliyor musunuz? Çöp toplama, temizlik evet. hizmetleri hmm. geliyor. Şimdi biz, ben örnek veriyorum. Şimdi e, güzel bir televizyondayız. Evet. E, akşam bir eve gidiyoruz. Ba bazen bir ofise gidiyoruz. Şimdi bu ofisi, evi, e, televizyon ortamını nasıl temiz tutuyorsak, sokağı da öyle temiz tutmamız Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani biz çöpleri nasıl burada portakal soyup halın üstüne veya işte yere atmıyorsak, ofise atmıyorsak, aynı şekilde sokaklara, parklara da atmamamız lazım. Bazen parklara gidince ben çok şaşırıyorum işte bir sipariş vermişler. Artık yeni moda e, online olarak parka sipariş verebiliyorsunuz. Hmm. Pizza geliyor, işte içecek geliyor. Yiyorlar. Bir kısmını bırakıyorlar. Kutusu, içecek e, şeyleri, şişeleri orada. Bir bakıyorsunuz bırakılmış gitmiş. Ya kamillerin üstünde ya yerde. Dolayısıyla burada da çok e, sürekli evet. parkları temizlemek. Sürekli yolları süpürmek. Ki biz günde 650-700 kilometre yol süpürüyoruz. Hmm. Mazot harcanıyor. Arabalar eskiyor. Aynı zamanda burada personel çalıştığı için e, onların maaşı yani. giderleri deniyor. Yani o kadar çok harcama oluyor ki. Dolayısıyla hemşerilerimiz, vatandaşlarımız eğer e, milliyetçi, muhafazakar ülkemizi seviyorlarsa, ilimizi, ilçemizi seviyorlarsa yapmaları gereken e, dışarıya çöp atılmasına izin verilmemesi. Çöplerin gideceği belli. Çöp kutuları. Geri dönüşümse geri dönüşüm poşetleri dağıtıyoruz. Onları tekrar ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu konuda da hassas olmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle ve sizin bu noktada 6 tane anaokulu açmanız ve eğitimin anne karından başlayacağını bilen birisi olarak ve bu konuda dikkat kesilen bir başkan olarak. Sanırım herhalde bu okul girişimleri de bunların önüne alma, nitelikli medeni evet, insanların kesinlikle. oluşması noktasında. Tabii yaptığımız okullar da dünyayı... Furkan Bey çok güzel, evet. özel okul gibi, çok evet. yeşilliğiyle, diğer imkanlarıyla. Bu hafta sonu pazar günü de inşallah Yıldırım Beyazıt'ta e, Rasime ve Keriman Erkan evet. isimlerinde, hayırseverlerimizle iki okul açıyoruz e, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde. Dolayısıyla saat 13.30'da pazar günü, okulların açılışına müsait olan tüm de buradan davet etmeye istiyorum. Okul demişken ben e, Hava İkmal Bakım Merkezi uçak fabrikası olarak kamuoyunda bilinen daha çok e, bizim 1926'larda kurulan e, bir fabrikamız var. E, orijinal ismi önceleri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi komutanlığı idi. Şimdi Hava Fabrika Müdürlüğü olarak değiştirildi. E, kuruluş amacı olarak orada uçak üretmek ve o günkü şartlarda İsveç, İsviçre'de veya dünyanın farklı bölgelerinde kurulan fabrikalarla aynı altyapıya sahip olan bir uçak fabrikasıydı. Ve 1938'li yıllara kadar bu bu yeni gerçekleştirdiği misyonu uçak üretti, Balkanlara sattı. Fakat 1940'lı yıllardan itibaren bu misyonu görevi elinden alınarak bir uçak bakım atölyeleri haline bu anlamda getirildi. Dolayısıyla burada Marshall Yardımları çerçevesinde Batı'nın ekonomik e, hegemonik güçleri ve küresel güçler ülkemizde uçağın üretilmesine izin vermediler ve bu, bu bizim yüreğimizde bir yer olarak kaldı aslında. Fakat e, siz 2023 yılı içerisinde bir operasyon yaptınız adeta, bir güzellik ortaya koydunuz ve e, uçak fabrikasının hemen yanı başına, ikinci Halkman Bakım Merkezi Fabrika Müdürlüğü diyelim, yanı başına bir okul ve o okulun adı da Havacılık ve Uzay Lisesi. Aslında bu sıradan bir temel atma ya da bir binanın yükselmesi değildi. Doğru. Burada bir ruh var, bir ruh var. Ben bu o, girişiminizi, yatırımınızı duyunca eyvah dedim ya, eyvah derken hamd ettim gerçekten. Ne kadar sevindim. Yani bir okul e, okul açıyorsunuz. Sadece çocuklar orada matematiği öğrenmiyorlar, feni öğrenmiyorlar bir ruh, bir bilinç, bir felsefe, bir sosyoloji ve bir de tarihi yüklenecekler orada. Bunun hakkında bilgi verir misiniz? Biz evet. dışarıdan böyle bir dünyaya ben şahsen ve öylesi mutlu oldum açıkçası. Siz neler hissettiniz ve bu girişim nasıl ortaya çıktı? Evet teşekkür ediyorum. Aslında benim uzun süredir Talas'ta da yapmak istediğim evet. projelerden bir tanesiydi bu. Şimdi Kayseri'nin tarihine baktığımız gibi. Kayseri Türkiye'de havacılık tarihinin başladığı nokta olarak evet. e, anlatılır. 1926 yılında Almanlarla yapılan anlaşma sonucunda oradaki fabrika sökülüyor geliyor ve uçak üretimi burada devam ediyor 1950'lere kadar. Ve o sırada da uçak üretimiyle birlikte bir çıraklık okulu kurularak e, burada şimdiki lisenin aslında 100 yıl öncesindeki hali çıraklık okulu. Havacılık çıraklık Usta okulu. Usta fabrikası. Usta fabrikası. Usta atölyesi diyebiliriz. Okulu. Doğru. Müthiş bir tespit bu. Dolayısıyla e, Kayseri'nin sanayisini oluşturan büyük sanayicilerin evet. birçoğunun evet. aslında o çıraklık okulundan mezun olan daha sonrasında tayyari fabrikasında çalışan kişiler olduğunu e, biz biliyoruz. Evet. Bu açıdan e, havacılık da biliyorsunuz hem savunma açısından hem ulaşım açısından hem de uzay işin içine girdikten sonra çok daha farklı bir boyuta girdi. Bu pastadan de nasiplenmesi için biz böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Aslında sadece o değil. Özellikle ben üniversitede öğretim üyesi olduğum için, evet. e, şimdi belediye başkanıyız. sürekli arkadaş estos çocuklar geliyorlar ki iş lazım iş lazım iş lazım. Doğru olur. Çocuk üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisans yapmış, hatta ikinci bir üniversite okumuş falan. Ama artık diploma bir işe yaramıyor. Evet. E, tecrübe e, sanat işe yarıyor. Bundan dolayı e, bundan sonraki neslin bu istihdamı ile ilgili daha az sorun yaşamak, istihdam boyutunu daha arttırmak, hem sanayicinin ihtiyacını karşılamak hem de gençleri mutlu edecek güzel işlerde e, çalışmalarını sağlamak için birçok meslek okulu projemiz var. Bunların içerisindeki en önemli e, proje havacılık ve uzay bilimleri Lisesi'ydi özellikle Selçuk Bayraktar başta olmak üzere ülkemizdeki e, insansız hava araçlarının üretilmesi ve yurt dışına pazarlanması ile birlikte çok büyük bir e, ortam ortaya çıktı. Heyecan ortaya çıktı. Heyecan ortaya çıktı. Biz de bunu fırsat bilerek Türkiye'nin en güzel havacılık ve uzay bilimleri lisesini Kayseri Melik Gazi'de yapıyoruz ve yaptığımız yerde tarihi misyonuna uygun 100 sene önce evet. kurulan e, tayyar fabrikasının bir köşesine Hava İkmal Bakım Merkezinin hemen içerisine yapıyoruz. İnşallah burası çok özel bir lise olacak. Hem Kayseri'nin hem Türkiye'nin geleceğini çok daha iyi noktaya çıkartacak bir lise. Ama bu e, lise ilk lise. İnşallah teknoloji alanında yeni bir lise kuracağız teknoloji lisesi Daha sonrasında yine sürpriz meslek liselerimiz var İnşallah onları kurduğumuzda zannediyorum Kayseri özellikle sanayi açıdan çok daha nitelikli üretimler yapacak katma değeri yüksek ihraç edilebilir ürünleri üretme noktasında yeni sanayicilerin çıkması ve yeni yatırımların yapılması noktasında çok önemli bir seviyeye gelecek Güzel bir müjdeyi daha önce aktarmıştım burada tekrarlamak evet. istiyorum. Ben aynı zamanda Serbest Bölgenin başkanıyım. Hmm. Orada 200 bin metrekare alanı vagon üretmek üzere bir şirketimize e, satmış olduk. Dolayısıyla o şirket şu anda e, ...jeolojik etütler başladı, İnşaatla ilgili projeler çiziliyor. Nasip olursa bir sene sonra böyle bir program yaptığımızda... Bir şey. ...Kayseri'de teknolojik vagonların üretildiği hmm, hmm, hmm. E, bir fabrikanın olduğunu söyleme imkanımız olacak. Ama bu vagonlar, basit vagonlar değil, yüzde yüzü tamamı e, özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ihraç edilen e, vagonlar. Zaten firmamız başka bir şehirde üretim yapıyor. Ee, i̇nşallah bu daha büyük, daha güzel bir tesis de burada kura, kuracaklar. Ondan sonra inşallah burada ulaşımla ilgili sadece havacılık değil, e, raylı sistemlerle ilgili de yine güzel bir fırsat ortaya bir çıkmış iş, olacak. Bir şey. Evet, kendi e, el emeğimiz olan ürünlerimizin ee, İpek yolundan Çin'e kadar, e, Avrupa'dan ta ötelere kadar gitmesini tabii arzu ederiz. Ve bu uçak e, havacılık ve uzay lisesinin bir rövanş meselesi olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda e, daha da önemsenmesi gerekliliğini. Şunu da söylemek isterim. Tabii siz bir çalışma bakanlığı değilsiniz, sanayi ve teknoloji bakanlığı değilsiniz. Ama bir belediye olarak bir e, üretim ortaya koyma noktasında ciddi çalışmalarınız var. Sanırım buna kamuoyunun cidden ona bir teşekkür e, borcu vardı teşekkür diye düşünüyorum. Olursa, şehir kimliktir. Evet, şehir kimliktir. E, şehri yöneten insanların e, bu kimliği, tarihi, kültürel e, inanç kimliğini mutlaka korunması noktasında bir gayret ortaya koymaları gerekmektedir sembol çağında yaşıyoruz. Sözden öte, yazıdan öte bir sembol ki emojiler bu nokta büyük işlemler görüyor. Dolayısıyla şehre giren bir kimse nasıl bir şehre girdiğini, nasıl bir davranış ortaya koyması gerekliliğini şehre girince bu anlamda bunu bilmeli ve anlamalıdır. Şunun altını çizmek istiyorum ben bu noktada. Bir teşekkür de etmek istiyorum. Aslında siz Amerika'da doktoranızı yaptınız. Orada kalabilirdiniz. Çok para da kazanabilirdiniz. Ama buna hayır dediniz ve şehrinize geldiniz, ülkenize geldiniz vefa borcunuzu e, ortaya koyma adına bu şehirde ikamet ediyorsunuz ve bir şeylere bu anlamı talipsiniz. Dolayısıyla e, şehrin kimliğini e, inşa ederken kütüphanelerle bir kim kimliğe katkı, okullarla kimliğe katkı, ibadethanelerle kimliğe katkı, yurtlarla kimliğe katkı ve bir de mimariyle kimliğe şehir kimliğine katkı. Ben Gönhan ve Köşk Medresesi sormadan önce e, şunu söylemek istiyorum. E, Hunat Hatun'un caminin ilerisindeki o Dedeman Okulu kaldırıldığı yerine park yapıldı güzel bir şekilde. Teşekkür ederiz. Ancak orada sizin bir şeyiniz vardı. Selçuklu'yu anlatan e, bir anıt diyeyim ben buna. Selçuklu Kartalı. Evet. evet Kartalı vardı. Ben onu çok bekledim. Çok bekledim. Yani bir Selçuklu şehrine dışarıdan biri geldiğinde hı hı. onu görmeliydi. Hatta bizim çocuklarımız e, çarşıya indiğinde Selçuklu kartalının yanında Selçuklu'dan beslenerek bir Alparslan ruhuyla bir dünya kurmalıydı. Üçünü birleştirerek Gönhan, Köşk Medresesi ve kartalımız ne oldu bizim? Onu evet. sıralım. Öncelikle kartaldan başlayalım. Selçuklu evet. kartalından biz hakikaten çok güzel bir eser ortaya çıkartmak için çalışma yaptık ve bunu şehir merkezinde eski dedemanın beton binasını yıktık. Oraya park yapıp ortasına koyma gibi bir düşüncemiz vardı. Ama daha sonra yaptığımız istişarelerde oranın çevresinin tamamen beton olduğu için hı hı. o yapacağımız kartalın biraz aşağıda kalacağını, baskılanacağını, dolayısıyla çok böyle güzel bir ortam oluşmayacağı için... Onun daha farklı bir yere yapılması ile ilgili çalışma yaptık. İnşallah o yeri de bulduk. Nasip olursa iki tane farklı yer var. Onlardan birisini seçip bu yeni dönemde yapmak istiyoruz. Diğer Gönhan ve Köşmetrese ile ilgili de bilgi verecek olursam, Gönhan 2019 yılında keşfettiğim bir yer. Yaklaşık 60-70 yıldır belki daha uzun süredir kapısı kitli olan. Ee, pir Mehmet Paşa Vakfı'na evet. ait mütevellisi de İstanbul'da onlarla görüşüp ikna edip 10 e, yıllığına kiralamış olduğumuz bir han aslında. Ama muhtemelen deprem sonrasında yıkılmış ve e, içerisindeki odalar tahrip olmuş ve üstüne hmm. Kaçak depolar yapılarak esnaf orada eşyalarını muhafaza etmeye başlamış. Kapısı kilitli, İhtiyaç oldukça depodan açıp kapatıyorlar falan böyle 1400 metrekarelik evet, açık evet. bir alandan bahsediyoruz. Burayı ben keşfedince ilgili vakıfla görüşüp avukatlarıyla meclisten de karar alarak burayı kiraladık ve restorasyon çalışması için anıtlar kuruluna proje hazırladık, sunuluk onayları alıp hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Evet. Tabii buraya kamyon kepçe girmediği için urgancılar hmm. çarşısından geliyor. Hmm. Küçük evet, evet, motorlu evet. araçlarla, küçük kepçelerle ve elle tam 3000 kamyondan fazla harfiyat çıkartarak yaklaşık 6-7 metrelik bir harfiyat kazı yaparak buradaki orijinal hanın izlerine indik ve oradan bu hanı ihya etmeye başladık. 2 hmm. senedir bu çalışmamız devam ediyor. Esnafı yormamak için, onlara eziyet etmemek için bütün çalışmayı geceleri yaptık. Yani akşam çok şey. kapalı çarşının kapanma saatinden başlayıp evet, açılma evet, saatine evet, kadar evet. oradaki bütün bu toz toprak işini o zaman hallettik ve elhamdülillah şu anda bitmek üzere bir formata geldi. Yani iki buçuk sene gibi çok kısa bir zamanda biz Gönhan'ı tekrar e, izlerinden tekrar ayağa kaldırmış olduk. Orası kapalı çarşının ve şehrin nefes alan yeni bir noktası olacak. Yeni bir buluşma noktası olacak. Gidip orada sergiler yapacağız. İşte çeşitli sazlı sözlü programlar olacak. Belki sözleşiler olacak. Akşam programı olacak, gündüz programı olacak. Dolayısıyla hem esnafın yüzünü güldürecek, hem vatandaşın alışveriş yaparken oturup bir çay kahve içeceği, zaman geçireceği çok güzel bir sosyal mekan olacak. Evet. Orası inşallah 1-2 aydan bitmek üzere. Bitince hep birlikte açılışını yapacağız. İnşallah. Ee, bu bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü 500 seneden eski bir yapıyı hmm. tamamen ayağa kaldırmış oluyoruz. Bir diğeri Köşk Medresesi diye geçen ve Alaaddin Eretna'nın eşi Sülü Paşa'nın hatuna evet. e, yapmış olduğu ve içinde de Sülü Paşa hatunun türbesinin bulunduğu e, bir tarihi eser. Bu da 700 seneden daha yaşlı bir hmm. e, bina. Burayı da Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzden yeni geçtiğimiz 2023 içerisinde 49 yılına kiraladık ve buranın restorasyonunu bitirmek üzereyiz. Dış çerçevesini ve içinin peyzajı, ağaçlandırması, bitkilendirmesi kaldı. Orası da çok manevi, güzel bir ortam olacak. Mimarisiyle, gizemiyle gerçekten Kayseri'nin hepsinin hem Gönahan'a hem köşk metresiye bu yaz akın akın gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şehir kimlik dediniz. Biz geçmişimizi ancak el yazması kitaplardan, haritalardan ya da bu tür mimari eserlerden anlayabiliyoruz, onlara dokunabiliyoruz, atalarımızı riad edebiliyoruz. Onun için bizim için bu tarihi eserleri ayağa kaldırmak, birçok yaptığımız yatırımların yanında en önemlisi olarak söyleyebiliriz. İnşallah bu tür restorasyonlarımız tarihe sahip çıkan şehrimizin kimliğini ortaya çıkaracak mimari restorasyon çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edecek. Evet. Ben burada bir bilgi vermek istiyorum. 16 adet bir restorasyon çalışması ortaya koydunuz. Tarihe dönük evet. olarak kümbetlerdir, camilerdir, medeselerdir. Evet bunlar şehrin kimliğini inşası noktasında şüphesiz ki önem arz ediyor. Bu şehre gelen bir kimse bu şehrin bir Roma kenti değil bir İslam kenti ol, Türk İslam kenti olduğunu böylece farkına varacak. Bununla birlikte, e, aslında özlenen bir şey ama sanırım bir türlü bu olmadığı gibi, e, şehrimizde yatan, hani Mevlana'nın e, hocası konumunda bulunan e, zatın, e, yani uluslararası yani ya da ulusal anlamda S.B.H. Hazretlerinin yani bir merkez olmasında çalışmalarımız var mı acaba? Yani bu konuda neler yapıyoruz? Yani turizm konusunda bu inanç turizmi evet. konusuna denk geliyor. Mevlana ve Konya bu konudan çok büyük gerçekten istifade etti. Bizim de sadece Seyit Burhanettin Hazretleri değil, Kayseri'nin birçok manevi Aynen öyle. liderleri var. Bunları da dikkate alarak inanç turizmi konusunda, ...ve kültür turizmi konusunda tabii ki çalışmak lazım. Mimar Sinan Hakeza evet, yine bizim evet. en büyük değerlerimizden bir tanesi. İnşallah bu konularda da e, bütçe el verdikçe, zaman el verdikçe, e, imkanlar el verdikçe... ...elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız, yapmamız gerekiyor. İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim, e, Diyanet e, sanırım... Yerel yönetimler bu konuda herhalde bir birliktelik ortaya koyarlarsa daha çabuk bunun üstesinden gelir diye evet. düşünüyorum bu evet, konuda. Inşallah, Üniversite inşallah. dahil. Peki zamanınız zamanınız dar daha doğrusu çok ve güzel, bu evet. anlamda çok yoruluyorsunuz. Yeni bir yarıştığım bir yolculuk içerisindesiniz. Rabbim evet. önünüzü açsın ağabey, bu çerçevede ağabey. işinizi kolaylaştırsın. Ağabey. Son bir soru olarak kentsel dönüşüm noktasında madem Plancısınız ve soyusunuz da plancı oldu bu noktada. Şehir plancılığı öne çıkıyor. Ve uzmanlık alanınızda kentsel dönüşüm. E, kentsel dönüşüm noktasında hani e, Ali İzzet Begoic'in bir şeyi var, güzel bir sözü. Savaş düşmana benzeyince kaybedilir diyor. Şehir kimliktir dedik ve kimlik bu şehir bize ait olmalı. Kentsel dönüşüm noktasında... Nasıl bir dünyamız var veya bize neler anlatırsınız? Tabii şimdi şehir kimliğiyle kentsel dönüşüm biraz e, istediğimiz formatta gitmiyor diyebiliriz evet. aslında. Evet. Çünkü eskiden yığıma, e, taştan, e, ahşaptan yapılan binalar artık betonarme e, ve çoğu yüksek katlı olmak üzere e, yapılıyor, yapılmış zamanında. E, ama tabii eskiyen yapı stokunun, riskli yapıların kaldırılması ve bunun maliyetinin altından kalkabilmek için ister istemez belli bir katın üzerinde yapmak gerekiyor. Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalarda zemin artı 6, 7, 8, 9, 10 kata kadar izin alınan durumlar oluyor. Ama şu anda bakanlığımız zemin artı 6 ya da 7 kata maksimum izin veriyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm süreci aslında biraz riski azaltmak için düşünülen çalışmalar, projeler biraz daha şehir kimliğini Hı -hı. ön plana çıkartmıyor. Dolayısıyla Hı -hı. biraz daha e, düşük bütçeli, biraz daha vatandaşın e, işini çözebilmek için hızlı yapılan çalışmalar. E, dolayısıyla e, mevcut yapıya baktığımızda çok daha iyi, çok daha korunaklı, çok daha görseli iyi e, binalar yapıldığını söyleyebiliriz ama arzumuz, isteğimiz Tabii ki maddi imkanlar el verdikçe mimari olarak da o dönemi yansıtabilecek mimaride, estetikte de olan yapıları üretmek. E, tabii Türkiye'nin de özellikle 1950'li yıllardan sonra hızlanan, 70'li, 80'li yıllarda çok çok hızlanmış olan bir kırsal alandan kentsel alana göç var. Bu göçle birlikte kaçak yapılaşma, kaçak yapılaşmanın arkasından, e, kentsel dönüşüm e, geldiği için çok hızlı bir e, imar hareketi olmuş. Bundan dolayı şehirlerin kimlikleri biraz geri planda kalmış. Evet. Eğer bizim tarihi eserlerimiz, e, medreselerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, camilerimiz, kervansaraylarımız, kalelerimiz olmasa, e, şu anki betonarme binalara baktığımızda çok estetik açıdan evet. zevk almıyoruz. Ne yazık. Ki. E, ama imar planından şehircilikten çok fazla anlamayan yenini anlayan bir ülke kıvamına geliyoruz. Ne zamanki küresel anlamda Türkiye'den bir ayağımızı Avrupa'ya bir ayağımızı farklı ülkelere attığımızda mimarinin farklı açılarını görüp evet ya biz de bunu yapmalıyız. Eskiden kötü olarak bakılan, yıpranmış olarak bakılan tarih eserlerinin çoğu yıkılmış. Bizden öncekiler yıkmış. Bizim dönemimizde olanların bir kısmı yıkmış. Hala yıkılanlar var. Dolayısıyla tarihi eserleri korumak bizim açımızdan son derece önemli. Biz de işte bu Gönhan gibi, Köşk Metrese gibi veya diğer yaptığımız restorasyonlar, çeşmeler, işte köprüler gibi hepsine sahip çıkarak kimliğimizi en azından mevcut olan haliyle korumak ve yeni yapacağımız eserler ki Çarşı Melik Gazi'den bahsetmedik. İnşallah Çarşı Melik Gazi açıldığında göreceksiniz. İşte bizim bu dönemi yansıtabilecek güzel çalışmalardan, eserlerden bir tanesi olacak ama inşallah konut konusunda da daha nitelikli çalışmaların olduğu bir ilçe konumuna evet. geliz diye umut ediyoruz. Tabii e, sizden e, Allah izin verse bir söz alsak olur mu seçimlerden sonra mimari, ahlak ve mahremiyet üzerine bir program yapsak? Tabii çok uzun inşallah. Tabii inşallah evet, bu konuda. Tabii. Peki e, son bir soru bu da çok rahatlatıcı bir soru olsa gerek. Ee, Sayın Mustafa Palancıoğlu evi de nasıl bir babadır çocuklarına, eşine, evine karşı evet. nasıl birisidir? Valla biraz önce küçük kızım mesaj atmıştı. <laughs> Babacım akşam yemeğine geliyormuşsunuz diye ben de gelemediğimi söyledim. Evet. Ee, maalesef çocuklarla çok ilgilenemiyoruz. Evet. Ee, belediye başkanlığı kapsamında sabah çok erken saatlerde başlayan, e, akşam geç saatlere giden bir tempomuz var. Cumartesimiz, pazarımız koşturmayla geçiyor. E, ama ben e, İş haricinde bütün zamanını ailesiyle geçiren, mutfağa giren, çocuklarla zaman geçiren, geçirmeyi çok seven, ufak bir bahçemiz var. Hmm. Bahçede evet. toprakla oynamayı, bitkilerle oynamayı seven bir yapım var. Dolayısıyla ailesine bağlı, çocukları çok seven, elhamdülillah aile temasları kuvvetli olan, bir yapım var bundan dolayı da mutluyum çok şükür kaç çocuğumuz var beş Dört çocuğum var iki Maaşırma. olan iki kız olmak üzere Evet ee, ama yeterince vakit ayırıp çocuklarla son 10 senedir maalesef ilgilenemiyorum kamuya zaman ayırmaktan insanımızda evet. ki bu da kutlu evet. bir olaydır ben e, teşekkür ediyorum e, söylemek istediğiniz bir mesajınız varsa alıp bitirmek istiyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu imkanı verdiğiniz için. Özellikle hemşehrilerimiz e, diyebilir ki ya bizim mahalleye şuraya şu yapılmadı, bu yapılmadı. E, bunu da şöyle özetleyeyim. E, her tarafa yetişmek gerçekten hem maddi olarak hem fizik olarak e, imkanı olmuyor. Şehirler çok dinamik, sürekli değişiyor, evet. sürekli ihtiyaçları bitmiyor. Evin ihtiyacı nasıl bitmiyorsa ilçenin ihtiyacı, ilin ihtiyacı, ülkenin ihtiyacı hiç bitmiyor. Dolayısıyla iyi niyetle çalışan, güzel bir ekip Melih Gazi'de kendilerine hizmet ediyor. Daha da iyisini inşallah yapmaya çalışıyoruz. İnşallah, Eksiğimiz inşallah. olursa kusura bakmasınlar. Taleplerine ben bir telefon numarası vereyim. Belki evet. vatandaşlarımız WhatsApp kullanıyordur. Hı hı. Biz Ulakbel adı altında bir uygulamayı evet. yaklaşık 3 sene önce başlattık. Anlık olarak vatandaşlarımız taleplerini belediyeye gelmeden, telefon açmadan fotoğrafını çekip konumunu gönderip talebini yazacak WhatsApp'tan bize gönderebiliyorlar. Dolayısıyla 0530 253 91 91. Onu tekrarlayayım. 0530 253 91 91. Ne oldu? WhatsApp hattına e, diyelim ki yolda bir çukur oluştu. Fotoğrafını çekip konumuyla birlikte, adresiyle birlikte gönderdiklerinde veya birisi kaçak harfiyat döktü. Çöpü alınmadı. İşte e, kar bu sene yağmadı ama yağdığı hmm. zamanlar evet, olacaktır. Evet, evet. Karla mücadelede e, orada bir tıkanıklık var. Arabasını çıkartamıyor. E, kar küreme faaliyeti olsun. İşte sokak hayvanlarıyla ilgili sorun oluştu. İşte ilaçlama gerekti. Bunlar da vatandaşlarımız taleplerini iletirlerse 24 saat bu talepler ilgili arkadaşlara yönlendiriliyor ve çok hızlı bir şekilde bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Melik Gazi'den herkese selam, hürmet sunuyorum. Evet, hayırlı günler diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Zaman ayırdınız ve birlikte evet. keyifli bir süreci bir programı yaşamış olduk. Evet, değerli dinleyiciler, izleyiciler, gündem özel şehir adlı programda sizlerle birlikte olduk. Ve değerli bir konumuzu e, sizlerle paylaştık. E, teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.